düğünde Demir'e bir sürpriz yapacağım. Aa. Ne sürprizi ya? Ay heyecanlandım. Ona bir teklifte bulunacağım. Ama kabul etmezse diye çok korkuyorum. Aman diyeyim Selin. Bak ben o teklifi yaptım. Sonra başıma gelmeyen kalmadı. Vallahi iyi düşündürüm ha. Ay dur Merve ya. Seninle ne alakası var? Yani herkesin durumu başka. Evet tatlım, onlar birlikte yaşıyorlar zaten. Evet ama bir dakika. Ben karşıyım Selin. Bırak Demir Bey sana teklif etsin. Sen niye teklif ediyorsun ona? Öyle dünden razı gibi hareketler, haller falan. Ne alakası var canım ya? Allah Allah, ben Bora'ya teklif ettim diye ne oldum yani? Şimdi kolay kız mı oldum, basit kız mı oldum? Aa, hayır arkadaş. Vallahi çiçek gibi kızsın ama sonunda mutsuz oldun, kabul et boncuğu. Azmiye ya, sonun başıyla ne ilgisi var? Yani bu kız şimdi evlenme teklif etti diye mi şimdi boşandılar? Seninki de laf yani. Aa, ben öyle mi dedim ayol? Bora Merve'yi el üstünde tutuyordu tamam. Ama Demir Bey Selin'i az üzmedi. Yok öyle yelkenleri çat diye suya indirmek. Flört falan tamam da bu evlilik yani. Susun be. Bundan sonra ben konuşacağım, siz dinleyeceksiniz. Sessiz olacaksınız. Tamam mı? Delirtmeyin beni. Firuze, masada bıçak falan yok değil mi? Bıçağa gerek de yok. Vallahi bu deli çıplak elleriyle boğar adamı. Leyla teyze. Çayla bizi. İbo şu salatalı uzatsana. Buyur abi. Sağ ol. Eyvallah. Afiyet olsun. Eyvallah Vedat'ım. Afiyet olsun. Arkadaşlar. Ben Selin'e Leyla Hanım'ın düğünü sırasında bir sürpriz yapacağım. Demir'im. Ya bak ben eminim sen çok tatlı, çok sevimli bir sürpriz hazırlamışsındır ama... Acaba diyorum bir süre bir şey yapmasan mı? Yani sizin cephede sürprizler pek hoş karşılanmıyor ya. Vallahi doğru diyorsun. Tamam muhakkak iyi niyetle başlıyorsunuz ama... ...ne yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz hiç bilmiyorum. Kördüğüm oluyor oğlum sonunda. Yani ev alırsınız dert, müşteri alırsınız dert. Yani sevgili olursunuz dert, olmazsınız dert. Aynen aynen. Sakin sakin yaşayın siz bir süre. Sonra yaparsın zaten ne yapacaksan. Bence sen hiçbir şey yapma abi ya. Hayat sürprizlerle dolu zaten. Yapma bir şey, boş ver. Yani. Arkadaşlar kötülemeniz bittiyse bir durun ya. Bu nedir arkadaş bu kadar? Ha bir susun da motorunuz soğusun. Hayır yani ne yapacağımı sanıyorsunuz acaba? Ne yapacaksın? Evlenme teklif edeceğim. Nasıl? Ne? Gayet güzel. Ay yani sen şimdi bayağı bayağı böyle Demir Bey'e kaçalım gidelim buralardan sevgilim diyeceksin öyle mi? Yani böyle bayağı bayağı işte Marco Polo gibi, Evliya Çelebi gibi diğer diğer gezelim. Maceradan maceraya akalım mı diyeceksin. Anam ben hayatımda böyle romantik bir şey duymadım. Ben de. Ha, bir dakika, bir dakika tamam. Çok romantik. De ya Selin'cim bu hiç senlik bir fikir değil gibi. Yani sen bayağı yerleşik bir hayat yaşıyorsun. Ya ne bileyim sakız olsun, tosbağın olsun, balığın olsun, işte evin, bahçen. Bak bu teklifi yaptıktan sonra eğer vazgeçersen yani bir tuhaf olur. Ha, Selin sen ondan tedirginsin böyle o zaman. Bak emin değilsen sakın böyle bir teklif yapma ha. Yani insana böyle hayaller kurdurtup sonra suya düşürmek hiç hoş değil. Hayır hayır ben çok eminim. Zaten evi bir şekilde hallederim. Gezip dolaşıp zaten evimize geri döneceğiz. Ama işte başka bir sebepten yani ben aslında ondan sormaya korkuyorum. Neden? Niye? Niye ayol? Şimdi bunu ona sormaya korkuyorum biraz aslında. Çünkü ben hayatımın geri kalanını Selin'le geçirmek istiyorum. Ama her şeyin ters gittiği bir anda yani böyle bir teklifi yanlış anlar gibi de geliyor. Nesini yanlış anlayacak? Yani sanki ona tutunuyormuşum. Bari o gitmesin. Yani hiç olmazsa bir şey de yoluna girsin diye evlenme teklif ediyormuşum gibi gelirse... ...öyle değil. Öyle değil. Her şey yolunda olsaydı da elinde sonunda ben bu kararı verecektim zaten. Ama sadece kendimi düşünüyormuşum. Kendi hayatımdaki hayal kırıklığını onarmaya çalışıyormuşum gibi düşünür mü bilemiyorum. Şimdi bu adama kalk gidelim demek. Ya düşünsene hayatı boyunca yatılı okullar. O şehir senin, bu şehir benim bir hayat. Ya yıllar sonra doğduğu yere dönüyor, yerleşiyor. Burada yaşamak istiyor. Yani dünyayı gezmek, görmek... Onun bilmediği bir duygu değil ki. Merak ettiği bir duygu değil. Bu planı sadece kendimi düşünerek yaptığımı düşünür mü acaba? Selin'cim. Ya tamam çok gezmiş olabilir. De yani biz seninle gezmedik ki.
Oğlum sen o hayal kırıklıklarını yaşadın, bitti. Bu hikaye başka. Ya biliyorum ama o emin olmak isteyecek. Ya, bekle o zaman biraz abi. Yani neden hemen yapmak istiyorsun bunu? Çünkü durumlar eskisi gibi değil. Aynı evi satın almış iki kişi değiliz artık. Ya, sevgiliyiz biz. Selin de sürekli ailesine yalnız yaşıyormuş gibi yalan söylemek zorunda kalıyor. Ben gelemem abi öyle şeylere. Ya, niye sürekli yalan söylemek zorunda olsun ki? En sevmediğim şey. O zaman başka. Yani öyle bir durum varsa bekletme kızı. Sen de eğer evlenmek istediğine eminsen daha fazla uzatmayın. Cene. Bir sürü şey oldu. Artem'in defteri kapandı. Artık bir işimiz de yok. Şimdi bunları düşünmek sadece kendimi düşünmek gibi olur mu? Bu haldeyken bunları istemek şımarıklık gibi bir şey mi? Ayol sen Demir Bey'den ne istersen iste, şımarıklık olmaz. Sen aşık bir kadınsın bir kere. Aşığım. Çok. Ya. O zaman nasıl bir teklif yapıyoruz? Ha? Sen bile romantik adamsın. Şimdi sana balonlar, konfetiler, güller yakışır. Abi çocuk mu var karşısında ya? Balon ne? Niye ya? Kadınlar sever oğlum öyle şeyleri. Selin horoz şeker seviyor mesela. Buyur. Ya abi tamam da o ayrı. Yani bir ton şey yaşadınız. Yani ciddiyetinden, ya bunu istediğinden emin olması lazım bence. Yani bence dikkatini dağıtma. Böyle küt diye sor aniden. Kararlı bir şekilde. Selin. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Benimle evlenir misin? Ay yok yok yok. Yok olur mu öyle ya? Olmaz öyle küt diye. Zaten kızın eli ayağı birbirine dolaşıyor. Çok tehlikeli. Ben diyorum hazırlık şart. Gidelim de işte ya böyle küt diye diyekten. Olmaz. Önce neden gitmek istediğini söylemen lazım. Allah Allah ya. Bir insan neden gitmek ister ki yani? Gitmek istediği için gitmek ister. Sen cidden niye gitmek istiyorsun Selin? Of. Ayol bunda bu kadar düşünecek ne var? Karşındaki adam bir erkek. Sen güzel bir kadınsın. Şöyle dişil enerjini kullanarak bir şey rica etsen Demir Bey yok olmaz mı diyecek. Demir. Sana sormak istediğim bir şey var. Ben istiyorum ki ay yok. Yok ya unut boş ver. Dijital enerji falan ne ya o yanlış anlaşılır. Başka yerlere falan gider olmaz yani yok. Aa, sen de hiçbir şey beğenmiyorsun canım. Ay Azmiye aklını alma kızın ya. Zaten aşktan yarım aklı kaldı. Tamam arkadaşım biz iyi bir şey bulacağız. İyi bir yöntem bulacağız. Burada görelim boncuk. Kızlar. Sizi bölüyorum ama akşama kına yapıyoruz değil mi? Aa. Ay tabii ki ya ben kendi derdime daldım. Tabii ki yapıyoruz tabii ki. Ay. Anlaşıldı. Böyle pat diye bulunacak bir fikir değil. Abi ustanın bekarlığa vedası için hazırlık falan yapılacaksa. Aa, evet ya onu halletmek lazım. Ne lazım Vedat? Ya ben bir liste yaptım da bir teslimat bekliyorum. O gelsin gidip alacağım kasaptan. Ya, gerek yok sen ver bana ben gidip alayım. Vallahi mı diyorsun? Vallahi. Vallahi olur ya. Aslansın genç. Ah buyur. O zaman görüşürüz abiler. Görüşürüz. Eyvallah İbo. Demir'im. Hı. Yani kafanı da çok karıştırmak istemiyorum. Bayağı kararlısın ama sen bu evlenme meselesini iyice ölçüp tarttın değil mi? Ölçüp tartmam gerekmiyor ki Vedat. Ya ben Selin'i çok seviyorum. Ve hayatımın geri kalanını onunla geçirmek istiyorum. Çok güzel. Harika. Hı. Bak bu kız ailece. Kızın ailesi de
senin anlattıklarından anladığım... Ya bunlar her şeyi şartlı şurtlu ister be oğlum. Ailemle tanışmak isteyecekler. Evet. Benim ailem Selin. Bir de sen varsın Vedat'ım. Yani bu kadar. Bu. Tamam. Başta anlamakta zorluk çekenler belki ama... zamanla anlarlar. Ben çok mesafeliyimdir aslında. Kolay kolay yakınlaşamam kimseye ama... senin yanında kendimi rahat hissettim. Arkadaşın olabilmeyi çok isterdim. Eğer başka şartlarda tanışsaydık. Şans işte. Alo Eylül. Merhaba. Bu akşam Leyla teyze yakına gecesi yapıyoruz. Hep fayda. Gelebilirsen bekleriz. Davetine teşekkür ederim ama kimsenin tadı kaçsın istemiyorum. Gel lütfen Eylül. Normalleşelim. Gülelim, eğlenelim. Hepimizin buna ihtiyacı var. Bekliyoruz seni. Ne düşünüyorsun acaba? Gün batımları, yağmurlu akşam üstleri, bir sundurmanın altı. Çok fazla hayal kurduk Demir. Her ne düşünüyorsan, ne hayal ediyorsan sana söz. Hepsi gerçek olacak. Demir. Selin. Sen bana bir şey mi söyleyeceksin? Yarın mı? Yarın mı? Ha şimdi mi? Ha yok. 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 Bir şey söylemeyeceğim. Sen bana bir şey mi söyleyeceksin? Yarın mı? Yarın. Yok. Söylemeyeceğim. Söyleyecek olsam zamanı gelince söylerim. Tabii. Tabii. Tabii ki. Demir. Hı. Ben bir su alacağım. Tabii. Ben de bir laptopu alacağım. Bir işim var çünkü orada. İyi geceler. İyi geceler. Selin. Demir. Selin. Demir.
Çok affedersin. Pardon, benim de. Tabii tabii. Bunu biz bir alalım, birbirimize tattıralım şöyle alalım. Mesut Uspan yok. Ne demek yok ya? Merve ben hallettim dedin ya bana, ne demek yok? Ya ne bileyim canım, saksıma bu koydum bir yere yürümüş gitmiş. Ay Merve ne olur hemen bulun şunu. Ay ne oluyorsunuz be, ne bu telaş? Mesut Uspan yok. Ne? Ay, hemen bulmamız lazım, ne olur bulun, bakın sürprizim bozulacak. Tamam sen bir sakin ol, biz şimdi buluruz. Ne oluyor İbo? Abi Karamuk yok. Karamuk yok mu? Hadi o Karamuk. Ya İbo sen bana demedin mi? Ben hayvanın yemeğini verdim, hayatta bir yere gitmez diye. Evet abi, normalde gitmezdi ama başka bir köpeğin peşine takıldı herhalde. Oyununda benim sürprizimle. Çok güzel. Ben bir hemen mahalleye bakayım ya. Ha? Fırla. İbo her yere bak. Her yere bak. Tamam. Ya biz sürpriz yapacağız. Hayvanın gideceği tuttu. Ama hata bende. Karamuk doğru isim mi? Değil. Ya sakız var. Monsieur Tosbağ var. Ya neden Karamuk ya? Neden? Sakız. Sakız Monsieur Tosbağ'ı gördüğünü cevap ver. Sakız. Tosbağ. Ne oluyor kız? Ay. Ya Merve Tosbağ'ı kaybetti. Kız nasıl kaybettiniz Tosbağ'ı? Hayvan hızlı da gidemiyor. Şuralara baktınız mı? İbo buldum be. Buldum abi. Geliyoruz. Başla sen. Tamam. Selin. Selin'le biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Konuşalım. Gelsene. Sevgilim. Efendim? Bu ev bir nikah kutlamasına da ev sahipliği yaptı sonunda. Hiç hayal etmiş miydin böyle bir şeyi? Ha? Aklında vardı yani böyle bir şey. Ha, tabii. Peki o zaman Selin. O hayalinin... Bütün hayallerinin hepsinin gerçek olmasını istiyorum Selin. Ay. Benimle en büyük hayalimi gerçekleştirir misin demiş. Demir benimle. Selin bir dakika sevgilim. Önce benim sormama bir izin ver. Selin benimle... Bir saniye ne olur. Selin bu ne? Bu ne? Benimle olur musun? Sonsuza kadar. Nereye gidersem gideyim, benimle gelir misin Peter Pan? Yanımda olur musun? Sonsuza kadar bende. Evet. Bir dakika. Buradan başlayalım mı o zaman? Demir. Hindistan ya. Biliyor muydun sana bunu teklif edeceğimi? Hayır. Ama sana bu yüzüğü vereceğimi biliyordum. Dünyanın neresinde evlenmek istersin? Yola çıkalım. Gidelim. Yolda karar veririz.
O zaman önce affedersin. Bunu takmama izin verir misin? Çıkıyorum Çiçi. Seni özleyeceğim. Çok güzel değil mi? Yalnız şimdiden özleyeceksen eğer. Ama ne yapayım? Ben ilk defa yollara düşüyorum. Merve burada kalacak. Vedat bahçeyle ilgilenecek. İbo da çocuklarla. Neden biliyor musun? Neden? Sen sadece beni düşün diye. Benimle ilgilen diye. O yüzden kaçırıyorum ya seni zaten. Yalnız beni değil, uçağı kaçıracaksın. Hadi gidelim. Görüşürüz da kız. Hoşça kal Mesut Ospa. Ya ama ne yapayım ya? Yani Çiçi'yle bir konuşma yapmam gerekti. Çünkü biz ilk defa bu kadar uzun süre ayrı kalacağız. Saçlarımı yapmam vakit aldı demiyor da. Bravo Demir Erendil. Aferin sana. Senin gibi 10 dakikada toplanamıyoruz. Ne yapalım? Dağınıksın çünkü. Demir. Tamam sustum. Ay, çok gıcıksın. Ama seni çok seviyorum. Sen de fena halde serserisin. Ama ben de seni çok seviyorum. Ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.